Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ürünle gene karşınızdayım. Bugün 3. nesil Airpods var elimde. Replikadır, tamamen orijinalle birebirdir. Kutu içeriği, ses performansı, konuşma kalitesi her şeyi birebir diyebiliriz. Görmüş olduğunuz kutuyu birazdan açacağız. Şimdi bu benim kullandığım Airpods. Yaklaşık bir aya yakındır kullanıyorum ve çok memnunum. Şu şekilde de kutu içeriğini de göstereyim sizlere. Birazdan zaten kutu açılımını yaptığımızda hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bu kutuları bir yan tarafımıza alacağız. Bu ürünü bana dolap uygulamasında Telekom mağazası ulaştırdı. Ve kendilerine teşekkür ediyorum. Siz de bu ürünü inceledikten sonra eğer son kısımda karar verirseniz açıklamada dolap sayfa linkini bırakacağım Telekom mağazasının. Ve oradan bu ürünü gidip alabileceksiniz. Böyle izlediğinizde eğer hoşunuza giderse kalitesi, mikrofonu hepsi gidip direkt alın fiyat güzel olacak. Çünkü Onur White YouTube kanalından geliyorum derseniz size güzel de bir fiyat yapacak. Birazdan kutu açılımına geçiyoruz. Kutu açılımına geçmeden önce şunu da söyleyeyim sizlere. Kanala ufağından bir abone olup bir beğeni atarsanız bu videoya da biz de verdiğimiz emeğin karşılığını alırız. Şimdiden abone olanlara teşekkür ediyorum. Beğenenlere çok çok teşekkür ediyorum. Ürünün müzik testini Konuşma mikrofon testini ve diğer dokunmatik testlerin hepsini birazdan yapıyoruz. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Kutu bizi nasıl karşılıyor ona bir bakalım. Ürünümüz size bu şekilde geliyor. Bu ürün var ya efsane. Şimdi ben paketi açmıştım zaten. Aynı bu kargo poşetinde gelecek. Bu şekilde patpata sarılı olacak ürünümüz. Hemen şöyle patpatı da açıyoruz. Ürün zaten zarar vesaire görecek bir durum yok. Bu şekilde jelatinli bir biçimde tarafınıza geliyor Hemen şimdi kutumuzu şuradan yırtıyoruz. Şimdi poşet zaten jelatin güzel bir şekilde tarafımıza geliyor. Aynı orijinaliyle birebir diyebiliriz buna. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada koruma bandrolleri var görebiliyor musunuz? Şöyle yakınlaştıralım. Ürünün tamamen bandrolleri orijinaliyle birebir diyebilirim. Söküyorsunuz buradan ve buradan direkt zaten hani orijinallerinde de artık yeni telefonlarda ve yeni kutularda bu şekilde oluyor. Onu da söylemek istedim. Ve şimdi bu koruma bandrolünü açıyoruz. Bu birincisi. Burada bir tane daha var gördüğünüz gibi. Bu da ikincisi. Şimdi ürünümüz açıldı. Zaten bütün her şey seri numarası vesaire. Üzerindeki amlem hepsi birebir. Bu şekilde kutumuz açılıyor. Kutumuzun içinden bu şekilde kitapçıklar çıkıyor ve birebir aynalar. Bunları yan, yan tarafa koyuyorum. Ürünümüz karşımızda. Şimdi birazdan bunu da açacağız. Şöyle yakından da bir göstereyim sizlere. Bunu da şöyle kenara koyduk. En son kısımda da 1 metre uzunluğunda bir şarj aleti çıkıyor. Hemen size bunu da göstereceğim. Uzun uğraşlar sonunda kablomuzu açabildik. Bu şekilde birisi lightning, birisi type-c girişi olan bir kablo şöyle netlemesi için de şu şekilde göstereyim sizlere. Şimdi bu da bir metreye yakın bir kablo şöyle de gösteriyorum. Bak bunun bile paketlemesi çok güzel. Bulamıyorum şu an nereden açılacağını. Muhtemelen evet şu kısımdan açılacak. Şimdi buradan da bu ürünümüzü kaldırıyoruz. Paketi çıkıyor. Kenara koyduk. Şöyle yakından birebir olduğunda bir göstereyim sizlere. Arkasında zaten yazılar mevcut. Orijinalinde yazan yazılar. Kutu yapısı da açmadan söylüyorum. Kaliteli ve ürünü açıyoruz. Bu şekilde ürünlerimiz tarafımıza geliyor. Kutuda bir sallantı yok. Şöyle gösterebilirim. Kapak kapanmıyor yani. Hızlı hızlı sallıyorum. Onun dışında AirPods'larımız burada. Bunlar üçüncü nesil silikonsuz olanlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel duruyor yani ürün. Harbiden hakkını veriyor. Kaliteli çünkü. Birazdan geçeceğiz testlere zaten. Chipset var içerisinde o güzel. Burası alt kısmı bu şekilde. Zaten bunları detaylı çekerim sizler için. Yan tarafımız bu. Ve bu tarafta da böyle bir sensörler var. Burada zaten bu AirPods'larda bu şekilde dokunduğunuzda böyle basıyorsunuz. Ve direkt algılama yapıyor. Yani şöyle kulağınızda farz edin. Bir yaptığımızda, iki yaptığımızda, üç yaptığımızda gibi algılıyor. Şimdi performanslarımıza geçiyoruz. Şimdi geldik ürünümüzü Bluetooth'a bağlamaya. Şöyle söyleyeyim. Android bir telefona bağlayacağım. Normal şartlarda iPhone'da da artık bu şekilde bağlanıyor biliyorsunuz güncellemeden sonra. iPhone'larda da artık zaten bu şekilde oluyor. Çünkü bütün iPhone'lar güncellemeden sonra çakma olanları bu şekilde gösteriyor. Şimdi Bluetooth'umuzu açıyoruz şöyle yapalım. Kapağımızı tekrar açıyoruz. Şu anda bekliyoruz. Tara diyelim ve buradan bulacağız. Evet AirPods çıktı görmüş olduğunuz gibi. Basıyorum abi bastıktan sonra ildirim gelecek. Diyor ki eşleşsin mi? Eşleştiriyoruz. Bunu Huawei, Samsung, Android bütün cihazlarda yapabiliyorsunuz. Buraya girdiğinizde gene uyarı veriyor. Burada adlandırabiliyorsunuz aramaları vesaire. Sesi buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Şimdi müzik performansımızı deneyeceğiz hemen. Şu an çalıyor. Şöyle yapacağım. 1 2. Geçti ilerki şarkıya. Hemen Durduruyorum. Şu an kulağımda olduğunu düşünün. Bu şekilde elimde tutuyorum kulağımda. Bir kere bastım. Başladı. 1-2 yapıyorum. Devam ediyor. 3'ü deneyeceğim bir de. 1-2-3. Bir, 3'te üç. ne yapıyor? 3'te de muhtemelen en baştaki parçayı atıyor. Şöyle sesi de dinleteyim. Hatta şuradan sesini açalım. Bayağı bas kalitesi falan çok iyi. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bir. Durdu. Bir kere bastım. Başladı. Basamamışız. Başladı. Ve tekrar bıraktım. Ha şöyle bir şey de var. Şu an kulağımda hissediyorum onu bakacağım. Bak çektim elimi. Durdu. Kulak algılama özelliği de var bu cihazda. O yüzden gayet güzel. Ürün gecikme yapıyor mu ona bakalım. Takip edin. Herhangi bir gecikme olmadığını da gösterdim sizlere. Şimdi mikrofon testine geçiyoruz kulaklığımızın. Bakalım kulaklığımız kulağımızda dışarıda veya içeride konuştuğumuzda mikrofonu nasıl gelecek sesi? Karşı taraf nasıl bizi duyacak geçiyoruz tekrardan merhabalar. Şu anda Airpods 3. nesil kulaklık replika kulaklığımızdan sesimi duyuyorsunuz. Ve sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Az önce kamerada çekim yaptığım alandayım şu anda. Ve buradan telefon görüşmesi sağlıyorum. Bunu da sizin için kaydediyorum. Sesiniz bu şekilde karşıya gidecek. Performansımız bu şekildeydi mikrofon testi. Ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Video kalitesinden dolayı boğuk çıkmış olabilir ses mikrofon testi. Normal görüşme yaptığınızda ve konuşma yaptığınızda boğuk çıkmıyor. Net olarak karşı tarafa sesiniz gidiyor. Bunu da bilgilendirme olarak araya girip söylemek istedim. Ürünün bütün testlerini yaptık. Şu anda kulağımda da görebilirsiniz ürünün nasıl durduğunu. Şimdi kutumuz zaten bu şekildeydi. Birebir orijinaldi. Şimdi size özelliklerinden birazcık bahsedeceğim. Öncelikle gürültü engelleme modu bulunuyor. Canlı ortam dinleme modumuz mevcut. 1 metre kablo uzunluğumuz var, şarj kablomuz. Kutu içeriğimiz zaten iPhone'un e normali, orijinaliyle birebir aynısı. Onun dışında şu kulaklığı çıkartacağım. Çok bağırıyorum muhtemelen. Bir de şunu da çıkartayım. Kutu içeriği her şey aynı. Özelliklere gelecek olursak sağ kulaklığa ve sol kulaklığa atama yapabiliyorsunuz ve işte atamalarda Hey Siri gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Siri'yi kulaklıktan yönetebiliyorsunuz. Mikrofon kalitesi gayet güzel. Dış ortamda mikrofon kalitesi konuşurken rüzgarlı bir ortamda dahi olsa problemsiz konuşabiliyorsunuz. Ben bugün dış ortam sesi yapmadım ama dış ortamda da aynı. İç ortamda da yankı olmadığı sürece güzel bir ses iletiyor karşıya. Onun dışında dediğim gibi canlı dinleme ortamı, şeffaf mod, gürültü engelleme modu, uzamsal ses yapabiliyorsunuz iPhone'da. Android cihazlarda kulaklığa çok müdahale edemiyorsunuz. Zaten bağlantı şeklini gösterdim. O kadar. Ama iPhone'larda içine girdiğinizde isim değiştirme, uzamsal ses ayarı bildiğiniz normal orijinalinde sağ kulaklığınızı gösterin diyor, takın diyor. Bütün Siri okutur gibi kulağınızı okutuyorsunuz falan uzamsal ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ekstra bas isterseniz falan vesaire bunların hepsini iPhone telefonlarda, iPhone cihazlarda yapabiliyorsunuz. Android'lerde daha böyle bir şey yok. Çünkü zaten bu Apple'ın ürünü olduğu için iPhone'lara özel adamlar bunu yapıyor. Android'de böyle bir teknoloji yok. Gayet güzel bir ses performansı var. Tizimiz, basımız çok kaliteli. Ben öyle beğenmediğim ürünü çekip de size güzel demem. Bunu biliyorsunuz zaten. Daha önceki videolarımda, sponsorlu ürünlerimde de kötü olan bir şey varsa kötü dedim. Ama gerçekten bu ürünün kalitesi muazzam. Alabileceğiniz bu fiyat bandındaki en iyi ürün diyebilirim piyasada. Evet daha üst modelleri çıkmaya devam edecek ama çıkana kadar bence en iyisi bu. Bunun ikinci neslini inceledim kanalda. Şurada çıkacak bakabilirsiniz. Üçüncü nesili bu. Bir de bunun daha sonrasında pro modelini inceleyeceğim. Piyasada 400, 500, 600 lira bandında da ürünler var. Ama bundan ya da bunun muadili ürünlerden daha kötü. Şu ürünü tekrar şuradan göstereyim herhangi bir sallantı yapmıyor. Bakın sallıyorum elimi iyice. Ürün kaliteli. Mesela bir önceki incelediğim üründe neydi abi? Leşti. Leş yani. Söyledim bunu. He, o fiyat bandında alınır mı? Tabii ki de alınır. Onun fiyatı ayrı, bunun fiyatı ayrı. Kalite olarak Hepsi birbirinden farklı oluyor. Herhangi bir sponsor bana ürün gönderdi kötü ama iyi diyeyim diye bir şey yapmam. Gerçekten aldığınızda alırsanız yorumlara da yazın. Bu arada Onur White YouTube kanalından YouTube kanalımızın ismini yorumlarda dolap sayfasında baktığınız ilanda bilerseniz size güzel de bir indirim yapacak. Alırsanız da YouTube kanalımızı aşağıya aldım deyin beraber orada yorumlaşalım. Performansları sizde arkadaşlar da sizin gibi kullanıcılardan görüp ...alabilirler. Gerçekten güzel bir ürün. Bir şey diyemeyeceğim. Ürünümüzün incelemesi bu kadar kadardı. Ya sallıyorum kafamı ki düşme yapıyorum vesaire. Onu görün diye. Ulan bayağı da... ...çıldırdım videolarda. Benim kullandığım ürün, bu kutusunu açtığımız ürünü... ...zaten hiç kullanmadım. Onu sizlerden birisine hediye edeceğim. 5000 abonede çekilişimiz olacak. Sadece AirPods 3. nesil hediye etmeyeceğim. Bir adet AirPods 2. nesil, bir adet AirPods 3. nesil, bir adet de şöyle replika incelediğim saatlerden bir tanesini sizlere hediye edeceğim. Yani 3 ürün hediye edeceğim sizlere. 5000 abonede bu videoyu paylaşacağım çekiliş videosunu. Kanala abone olursanız incelediğim tüm videoları genelde yavaş yavaş sizlere paylaşacağım. Hem buradan hem de yakın zamanda Instagram hesabımdan da orayı aktif olarak kullandığım zaman oradan da paylaşıp hediye vermiş olacağım sizlere. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok video isterseniz kanala abone olup yorum atabilirsiniz. Ve incelememi istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazın. Hemen o ürünleri temin edip inceleyeyim. Teşekkürler.